gerçeğin uyarısına dikkat etmek zorundayız. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların %69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran %53'lere kadar düştü. Belirlenen gruplardan başlayarak aşı programı devam ediyor. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz. Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu bilgi ışığında ister Türkiye aşıda başarılı diyelim, ister başarısızdır diyelim. Şurası tartışma götürmez bir gerçektir. Türkiye dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. Değerli vatandaşlarım, şartlar bizi hızla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayıları 50 binin üzerine çıkmışken başkasından duyulacak uyarıya ihtiyaç olmamalıdır. Haritalar, tablolardaki sayılar güçlü birer uyarıdır. Salgının getirdiği kısıtlamalarla günlük hayatın ihtiyaçları arasındaki makul dengeyi tekrar kuralım. Örnek aramayalım, biz örnek olalım. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bilmenizi istiyorum. Bu iş bitene kadar bir gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ya da yılgın görmeyeceksiniz. Sizden isteğimse moralinizi yükseltmenizdir. Her birinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Ramazanınızı yürekten kutlarım. Şimdi ben birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Ocak 1 itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17,7. Şimdi ise %8,2. Yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Ve bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü %76,4. Yani %100 aşılanamadı. Halen %23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bu da bu rakamların içinde olmuş oluyor. Bunun dışında sağlık çalışanlarına baktığımızda aynı tabloda sağlık çalışanları ise toplam vaka içindeki payı Ocak başında 1 Ocak'ta %5,3. Ağırlıklı sağlık çalışanlarımıza aşı yaptığımız için ki sağlık çalışanlarında aşılama oranı %86. Biraz daha yüksek. %86 olan aşılama oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta %5,3 iken şu an 1,37'ye kadar indi. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Burada ise hastanede özellikle 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının hastanedeki yatışlarını gösteren yatanlar içinde 65 yaş üstünde 57,4 iken şimdi %31'e kadar düşmüş durumda. Yani yatanlar içerisinde de neredeyse yarı yarıya kadar düşmüş olduğunu görüyoruz. Sağlık çalışanlarında bu daha belirgin çünkü aşılama oranı da daha fazla. %3.1 iken yatanlar içindeki oranı şu an 0.78. Yani 4'te 1 hatta 5'te 1 oranına inmiş durumda. Bu tabloda ise yoğun bakımda yatan vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Burada yoğun bakımda %69.9 yani %70'ten %48.4'e 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın oranını görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanları ise %1.1'den Ocak başında 1 Ocak'ta 1.1 iken toplam yoğun bakımda yatan hastalar içindeki payı şu an 0.25'e 4'te 1'e kadar inmiş durumda. Burada entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, niye 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarını özellikle veriyorum? Özellikle erken dönemde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızı aşıladığımız için aşının buradaki etkisini görmek açısından, ki etkisi ikinci aşı 28 gün sonra yapıldığından, ikinci aşıdan 14 gün sonra etkisini gördüğümüzden, yani ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle Ocak başından itibaren 1,5 ay sonra bu oranların giderek bugüne doğru düştüğünü daha net göstermek için. Entübe vakalar içindeki 65 yaş üstündeki vatandaşımızın oranı %71'den %54.4'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanları, ki alttaki kırmızı ile görülen kısım, o da %1.1 iken şu an 0.15'e, ki sağlık çalışanlarımızın %86 oranında aşılandığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Vefat edenler içinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızda vefat edenlerin de %65 oranında düştüğünü görüyoruz. Ve burada aşılama oranında demin söylediğim gibi %76.4 olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken dönemde başlanıp yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış, hem yoğun bakım, hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını, o nedenle vatandaşlarımızın bu noktada tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırma noktasında çok hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. Anadolu Ajansı muhabiri Sertan Usta. Efendim, siz de konuşmanızda bahsettiniz. Son dönemde günlük vaka sayıları 50.000'in üzerine çıktı. Bu çerçevede tam kapanma veya farklı önlemler söz konusu olacak mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bugün Bilim Kurulu özellikle bu çerçevede yarından itibaren Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel, kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı öneri anlamında. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında biliyorsunuz kabine toplantısı var. Kabine toplantısında bu önerileri alternatifli, kapsayıcı alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve o çerçevede zaten Sayın Cumhurbaşkanımız devamında alınan kararları uygun gördüklerinde tensipler halinde açıklarlar. Teşekkür ediyorum. Ama vatandaşımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeli.